Yumuşak Halkı, kurtuluşunun 100. yılını coşku ve gururla kutluyor. Savaşın seyrini değiştiren birçok önemli gelişmenin yaşandığı Uşak'ta halk da coşkuya ortak oldu. Şehrin her noktasından renkli görüntüler yansıdı. Uşak'ta etkinlikler 4 Eylül'e kadar hız kesmeden devam edecek. Şehrin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde ise coşku dolu unutulmaz kareler kayda geçti. Uşak'ta Profesör Doktor İskender Pala'nın yazdığı Kurtuluş Tiyatro oyunu perdelendi. Milli mücadele dönemine ışık tutan Diorama 1922'nin açılışı yapıldı. Gençlerle Kurtuluş rotasında tren gezisi düzenlenen kentte Kurtuluş'un 100. yılında Uşak kitabının da tanıtımı gerçekleştirildi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşağımızın kurtuluşunun 100. yıl dönümünü Uşak'ta hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla kutluyoruz. En görkemli etkinliklerimizden bir tanesi Uşak Havalimanı'nda vatandaşlarımızla gerçekleşiyor dedi. Uşak'ta hemşehrilerimizle birlikte coşkuyla kutluyoruz ve yılbaşından beri aslında başlamış olduğumuz 100. yıl kurtuluş etkinliklerinin coşkulu bir şekilde hafta boyunca sürdürmek üzere Uşak Belediye'miz ve Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla hazırladığımız programların belki de en görkemlilerinden bir tanesi Uşak Havalimanı'nda şu an vatandaşlarımızla coşkulu bir şekilde gerçekleşiyor. 100 kişilik dev bir kadroyla hazırlanan Son Söz müzikali vatandaştan tam not aldı. Atatürk'ü temsilen sahnelenen Zeybek oyunu geceye damga vurdu. 100. yılda 100 gençle bisiklet turu yapılan Uşak'ta ayrıca Dumlupınar Şehitliği'ne düzenlenen tren yolculuğuyla duygulu anlar yaşandı.